sadece ucuz bir zafer alıp içeriye bunu satmak istiyor. Amerikan toplumuna diyor ki ben diyor dışarıda iyi güçlü bir başkanım. Beni destekleyin. Yani bu popülizmin her türlü kuralına uygun bir oynama biçimi ve bunu oynuyor sonuna kadar. Twitter'dan oynuyor. Mesela işte sanctions are coming, yani şeyler geliyor, ambargo geliyor diye böyle çok popüler bir dil tercih ediyor. Twitter'da bunu kendisini komik durumuna düşürecek olmasına rağmen tuhaf resimlerle koyuyor. Ambargonun muafiyetleriyle birlikte gerçek bir ambargo olsaydı, gerçek bir ekonomik sıkıştırma olsaydı hakikaten bu Türkiye'nin çok canını ekonomik anlamda yakabilecek bir durum olurdu. Ama Trump siyasetinin hareket etmeyen, dünyadaki boşlukları doldurmayan, sadece kendisinin ufak dar çıkarını alıp uzaklaşan Trump siyasetinin bu ekonomik ambargo meselesinde de son derece gevşek olduğunu düşünüyorum. Yani gerçek bir sıkı ambargo uygulansaydı, bu muafiyetler söz konusu olmasaydı mesela bizim canımız yanardı. Ama muafiyetleri de beklememiz gerekiyor çünkü Trump'ın asıl derdi gerçekten İran'ı hizaya sokmak değil. Söylediği şey şunlar, yani Suriye'deki politikanızı düzeltin, Irak'tan çıkın, Suriye'den çıkın, şurada böyle yapın, nükleer silah üretmeyin, nükleer enerji üretmeyin, balistik füze üretmeyin, orta menzilli füze, bir sürü 12 maddelik liste yayınladı. Neden yaptı bunu? Çünkü aslında yine iç siyasetle alakalı bir durum. Yani ambargo meselesi bir mizansenden ibaret. İç siyasette şunu söylemek istiyor Trump: Obama kötü bir anlaşma yaptı, ben daha iyisini yaparım. Yani seçimlere gittiği dönemde de, 2 yıl öncesinde de bu ifadeyi kullanıyordu. Geldi, ne yaptı? Ben dedi o anlaşmayı iptal edeceğim. İptal etti. Amerikan kamuoyuna dedi ki ben güçlü bir başkanlık örneği sergiliyorum. Şimdi diyor ki ben daha iyi bir müzakereciyim. Obama 5 aldıysa ben 6 alacağım. Bütün mesele bundan ibaret.